Merhaba arkadaşlar, bugün Telegram grubumuzdan gelen isteğe bakıyorum. Baktığımda Hatice Doğan hocamız bir istekte bulunmuş. İstediği uygulamada Meetingverse uygulaması. Bugün sizlere Meetingverse uygulamasını anlatacağım. Sizler de istekte bulunmak için açıklamada bıraktığım Telegram grubumuza mutlaka katılın. Şimdi hep beraber Meetingverse uygulaması ne işe yarıyor, buna bakalım. Evet arkadaşlar, hiç zaman kaybetmeden Meetingverse uygulamasına bakalım ne işe yarıyor. Google'a öncelikle Meetingverse yazarak açılan ilk web siteye giriş yapıyorsunuz ve uygulamaya erişiyorsunuz. Meetingverse daha önce YouTube kanalında bahsetmiş olduğum ortak, işbirlikçi ya da ortak ürün çıkarmak isteyenler için yardımcı bir web iki aracı. Biz bu web iki aracında eş zamanlı olarak tüm takım arkadaşlarımızla beraber yazı oluşturabiliyoruz. Benim internete yazmış olduğum bir yazıyı eş zamanlı olarak başka bir grup arkadaşım düzenleyebiliyor veya değiştirebiliyor. Şimdi arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz web siteye giriş yaptıysanız eğer, hemen ekranın ortasında bulunan Create Public Pad uygulamasının linkine tıklayın. Bu arada en güzel kısmı da bu uygulamanın üyelik yok. Direkt bastığınız anda giriş yapıyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi karşıma klasik bir Word sayfası geliyor. Burada yapmanız gereken işlemler çok basit. Hemen yazılarınızı buraya giriş yapın. Örnek olarak biz daha önce projemizde ortak bir şiir yazmıştık. Bu şiiri yazarken de projemizin baş harfleriyle yapmıştık. Her bir baş harfini başka bir proje ekibi arkadaşımıza verdik. Onlar da akrostiş olarak bu şiirimizi oluşturdu. Ancak bunu yaparken bize bir web iki aracı lazımdı. Biz de bunu yaparken Meetingverse'e benzeyen başka bir uygulama üzerinden yaptık. Bahsetmiş olduğum uygulamada arkadaşlar ZoomPad uygulaması. Bunun da nasıl kullanıldığını ben size videolarımda bahsetmiştim zaten. Hemen sağ üst tarafa bağlantı bırakacağım. Oradan mutlaka izleyin. Yani şu an alternatif olarak ortak bir yazı oluşturmak için iki tane web iki aracımız var. Bunlardan biri şu an anlattığım Meetingverse ve daha önce anlattığım ZoomPad uygulamaları. Şimdi Meetingverse'e biz devam edelim. Arkadaşlar burada sağ üst tarafta isim bilmenizi istiyor. Buraya mutlaka bir isim giriş yapınız. Örnek olarak ben projemizin ismi olarak öğretmen çocuk yazdım. Yazdıktan sonra projemize isim vermiş oldum. Şimdi hemen sol tarafta bulunan boş alanda yapmanız gereken işlemler çok basit. Bunlar şöyle. Hemen buraya örnek olarak bu şiir başlangıcı diye bir cümle yazıyorum. İsterseniz bunu kalınlaştırabilirsiniz veya renk ayarları da var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu sarı alt temayı silebilirsiniz. Veya altı çizili şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yine italik olarak da ayarlarsınız. Şimdi bakınız şuradan da böyle yazıları yazdıysanız eğer aşağıya inip başka yazılarda ekleyebilirsiniz. Bunları da böyle sırayla gidersiniz. Bu size kalmış. Hiç zamanınızı almak istemiyorum. Düzenli bir şekilde yaparsınız. Şurada bakın hemen isim yazan, bakın öğretmen çocuk ismini yazdığımız alanın hemen sol tarafında sarı bir renkli kutu var. Buna tıklayın ve renk ayarlarından değişiklik yaparak kaydet diyorsunuz save. Bakınız yazılarda yapmış olduğum tema, arka plan rengi değişti. Evet, bu arada yazılarınızda bir hata yaparsanız hemen şu kısımda görmüş olduğunuz ileri geri butonlarına basarak hatalarınız varsa geri alabilir veya ileri alabiliyorsunuz. Dediğim gibi hemen sağ üst taraftaki bulunan renk ayarlarından da renk ayarlarınızı yaparsınız. Bakın ben şu an arka plan rengimi yeşil yaptım. Yine başka yazılar yazdığınızda bu renk planı devam edecek. Bunu değişiklik yapmak istiyorsanız buradan renk ayarını seçip kaydedin. Ona göre değişir. Şimdi biz bu renk ayarları neden kullanıyoruz? Şu an bu benim yazdığım renk ayarı. Şimdi ben birazdan göstereceğim. Ekip arkadaşımızı davet ettiğimizde ise başka bir renk planı yapsın ki biz de anlarız ki başka bir ekip arkadaşımız bunu düzenledi. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Burada
hemen sağ tarafta bulunan invite butonundan bir link alıyoruz. Veya e-posta adresiyle ulaşmak isterseniz buraya bir e-posta adresi verin ve arkadaşınızı davet edin. Ancak daha kolay bir yol olan şuradaki bağlantıyı kopyalayın. Şimdi ben yan sekmeye geçiyorum. Bakın bu linki kopyaladım ve yapıştırdım. Karşıma az önce yapmış olduğum çalışma direkt geldi gördüğünüz gibi. Ben ekip arkadaşımdan sağ üst tarafta yine isim girmesini istiyorum. Girdikten sonra artık bu çalışmayı düzenleyen kişi buraya ismini yazan kişi olacak. Ve kendime uygun özel bir renk seçiyorum. Bu da yeşil olsun. Artık benim yazacağım, şöyle kaydedeyim. Benim yazacağım kısımlar bakınız farklı renkte oldu. Böylece her ekip üyesinin kendine uygun bir renk yazısı olmuş oldu. Şimdi ben bu kısımları anlattım. Basit kısımlardı bunlar. Hemen şu üst tarafta bulunan ayarlara bakmak istiyorum. Pet Options uygulamasına bastığımızda arkadaşlar Display Font diyor. Bunlarda siz ayar yapmanız hiç gerek yok. Şuradaki Line Numbers hemen sol taraftaki bulunan satır numaraları. Ayrıca Authorship Colors bunu kapatırsanız eğer her yazarın kendisine ait rengi olmaz. Bence bu açık kalsın. Bunlara hiç dokunmayın arkadaşlar. Import Export kısmından da yapmış olduğunuz çalışmayı paylaşabiliyorsunuz ya da size bakın burada güzel bir özellik sunuyor. Bence bunu deneyin çünkü daha önce yaptığınız Word çalışmalarınız veya bir şiir oluşturmak istiyorsanız bunu Word'de düzenleyin ve kaydedin. Direkt buraya Word dosyalarınızı yüklerseniz burada yazılarınız otomatik açılacak. Daha sonra düzenlersiniz veya burada yapmış olduğunuz bir çalışmayı şuradan HTML yaparak direkt bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu açıdan da güzel bir özellik. Evet, şimdi çalışmamızı paylaşma kısmını da gösterdik. Burada export kısmından da yapmış olduğunuz çalışmayı direkt dosya şeklinde bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu da tamam. Şimdi benim en sevdiğim kısım şurası. Bunu da gösterip öyle bitirelim videoyu. Hemen sağ üst tarafta bulunan Time Slider diyor bakınız. Buna basarsanız eğer burada yapmış olduğunuz çalışmayı saniye şeklinde bakın gösteriyor. Şu an ekranda görebiliyorsunuz zaten. Bakın an an ne yapılmış bunu da gösterebiliyor. Aslında bu da projelerinizde kanıt olarak gösterilebilir. Bakın çalışmalarınızı yapmış olduğunuz gibi. Ve sağ alt tarafta bulunan da yazarlar var. Burada her bir ekip bu bağlantıya giriş yaptığında ismini yazacak ki kimin ne yaptığı belli olsun. Bu da tamam. Yine son kez paylaşım ayarını da göstereyim size. Hemen buradaki bakın Share This Pad diyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan Share This Pad'e basarak buradaki linki kopyalayın. Sizler de bu linki kopyalayarak proje sayfalarınıza eklerseniz eğer kontrol eden kişiler bu linke tıklayarak sizin projenize erişebilir, ürününüze erişebilir. Evet arkadaşlar, bugün Meetingverse uygulamasını tanıttım sizlere. Umarım faydası olur. Lütfen bu videoyu da beğenin, kanalıma da abone olun. Diğer videolar için birçok video paylaşmaya devam edeceğim. Ayrıca istediğiniz bir uygulamanın tanıtımını bana istek olarak atmak isterseniz Telegram linkini açıklamaya bıraktım. Lütfen siz de katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.